Son zamanlarda haberlerde COVID-19 acaba mutasyona uğradı mı? Eğer mutasyona uğrarsa bizim için daha mı tehlikeli? Veya mutasyona uğrarsa aşı işe yaramaz mı? Tarzı birçok başlık görüyoruz. Fakat öncelikle mutasyonu doğru biliyor muyuz? Mutasyon ne demek? Bunlara video devam etmeden önce bu yıl için gerçekten çok fazla emek harcıyorum. Ondan dolayı videoyu beğenip birileriyle paylaşırsınız WhatsApp gruplarını falan gerçekten çok çok hoşuma gider. Çok mutlu olurum. Mutasyonu eğer TDK sözünü aratırsanız değişinim kelimesiyle karşılaşırsınız. Ben bunu gördüğüm zaman 2-3 saniye kaldım çünkü başka bir şey yazmıyor diyordu. Sadece değişim yazıyor. Tam değişmek falan hani bir şekilde alakalı ama bundan dolayı değişimi TDK sözlüğünde bir daha arattım ve şu sonuca vardım. Genlerde ve kromozomlarda oluşan hastalar bağlı olarak ortaya çıkan ve sonraki kuşağa aktarılabilen kalıcı hücresel değişim olarak geçiyor. Bunu biraz daha açık. Bizi biz yapan hücrelerimizin çekirdeğini bulunan DNA'lardır. Mesela başkalarının gözleri mavi iken bizimkinin kahverengi olması veya kadınlarda sakal yokken erkeklerde sakal olması gibi. Hücrelerimiz çoğalması gerektiği zaman DNA'ya eşler ve aynı DNA'dan bir tane daha oluşur. Bu olaya replikasyon deniyor ve replikasyon sırasında eğer dışarıdan olağanüstü bir değişim gelirse, olağanüstü bir uyarım gelirse bu radyasyon olabilir, X ışını olabilir veya bazı mutajen maddeler olabilir. DNA'da kalıtsal olarak bazı değişimler meydana gelebilir. Buna bağlı olarak vücudumuzda normalde olmaması gereken yani anormal şeyler meydana gelebiliyor. Bunlar hem fiziksel olabilir hem de anabolik olarak bazı problemler olabilir. Peki mutasyon öğrendiğimize göre COVID-19'daki mutasyon nasıl oluşuyor ve bize zararı neler veya zararı olabilir mi? COVID-19'daki mutasyon aslında değişim olarak da düşünülebilir çünkü bütün herkesin bağışıklık sistemi birbirinden farklı ve virüs bir vücuda girdiği zaman o vücudun bağışıklık sistemiyle savaşmaya başlıyor. Bu savaş esnasında bağışıklık sisteminden daha da üstün gelebilmesi için kendisini değiştirmesi gerekebiliyor. Bu aslında tam anlamında bir mutasyon değil fakat her yerde, haberlerde, orada burada mutasyonlar lanse edildiği için ben de mutasyon olarak ele aldım. COVID-19 mutasyon olduğu için de aslında hazırladığımız aşılarda boşa gidebiliyor. Çünkü aslında bir bakıma farklı bir virüs için aşı hazırlamaya başlamanız gerekebiliyor. Videomuz bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi eğer videomu beğenirsiniz, yani ilginizi çekmiyordur belki. Eğer ilginizi çekmiyorsa bırak da izlememişsiniz muhtemelen ama ilginizi çekmiyorsa bile gerçekten çok fazla uğraşıyorum. Ve bunların karşılığı olarak da bir beğeni atarsanız veya herhangi bir yerde paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Kanalıma abone olarak da diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Her iki yanımda çıkan videolardan biri kanalıma yüklediğim en son video. Diğeri de kanalımda bulabileceğiniz sizin için en iyi video. O zaman başka bir video görüşmek üzere. Bay bay.